Nasıl ama? Sabah erken kalkmak insanı zinde yapıyor değil mi? Ne güzel kızım benim. Hiç zinde falan değilim. Bıraksanız şurada uyurum yani. Nasıl ama iyi öğretiyor değil mi Fikri Hoca? Süper hocaymış. Ben dün gece bir rüya gördüm. Rüyamda Fikri Hoca diye biri vardı. Şarkı falan söylüyordu. Hayırdır inşallah dedim. Vallahi ben fiziken buradayım ama ruhum uyuyor yani. Ben gördüğüm rüyadan hatırladığım kadarıyla biz bu hocayla önce spor akademisine gireriz. Ben biraz uyuyacağım ya. Yok uyumak falan yok. Biraz dinlenin. Sonra odalarınıza ders çalışmaya oğlum. Bugün okul yok. Bari biraz uyusaydım. Aa Merve. Aa. Yine kredi kartından bir şey çekmişler. Ne uygulama indirdin oğlum yine sabah sabah? Oyun indirdim anne. Ya baba sen de bana birazcık karşılık versen. Ne var? Daha yeni aldın aşkım. Ne yapıyorsunuz kızım parayı siz? Ya kahve içtik onunla. Ya siz nasıl bir desilsiniz? Ne kadar çok kahve içiyorsunuz? Çok. Ya biz sizin yaşınızdayken kahve falan içmezdik. Çocuklar kahve mi içerdi Gönül? İçmezdi. Baba sizin zamanınızda kafe mi vardı? Hayır kafe yoktu. Dolayısıyla böyle para problemleri de yoktu. Zaten ne zaman bu kafeler çıktı babalar battı. Canım unuttun mu bizim zamanımızda böyle mahallede pastane falan olurdu. Oraya giderdik salep limonata falan içerdik biz. O kadar o kadar. Ne yapalım baba hayat pahalı. Sizin çok haberiniz yok galiba hayatın pahalılığından. Yok bizim hayatın pahalılığından haberimiz var da sizin yok galiba. Yani her şey bir cevabınız var yani. Çocuklar bizim gelirimiz belli. Yani hakikaten sınırı çok açık son 1-2 aydır. Yani biraz dikkatli olmamız lazım ama olmaz ki böyle yani. Evet evet. Hele sen Orçun hele sen. Her gün 5 lira 10 lira kredi kartından bir şeyler indiriyorsun. Oyunlar bilmem ne mesajlar geliyor bana. Sen de karamel macchiato yok frappuccino yok white chocolate mako. Moka baba. Ama ne moka mako ne Allah Allah bir de gülüyor ya. Ne yapalım anne? Hiç mi para harcamayalım? Öyle mi diyoruz oğlum biz? Hiç para harcamayayım mı diyoruz? Ama biraz ev ekonomisine faydanız olması lazım. Yardımcı olun bize biraz yani değil mi Tuna? Hiç de zor olduğunu zannetmiyorum. Aynen. Ne aynen'i? Aynen evet anlamında kullanılmaz oğlum. Evet diyeceksin. Sonra Türkçem kötü geliyor diyorsun. Dikkat et biraz bunlara. Aynen. Sütlü kahve. Yok mu? Tat foto. Vallahi ya çok saçma yani. Kim uyduruyorsa bunları. Demek ev ekonomisi yapmak çok kolay iş öyle mi? O zaman şöyle yapalım çocuklar. Tuna cebinde ne kadar para var çıkart ortaya. Ver onlara. Ver Merve. Ciddi çıkart. Misin? Tabii tabii. Çıkart parayı. Çocuklara mı vereceğim parayı? Ver Merve'ye parayı. Hı. Al bakalım Merve. Hadi bakalım. Siz ayarlayın bütün para meselelerini. Tamam? Oo olur. Hı. Süper fikir. Hı. Hem de matematik çalışmış oluruz. Gerçek matematik. Buyurun çalışın bakalım hadi. Banka işlemlerini de siz söyleyin biz yapalım. Tüm kontrol sizde. Olur. Evet çıkışta sinemaya mı gitsek? Ya bilmiyorum ki ben hiç hayatımda bu kadar parayı bir arada görmedim. Ah ama yalnız bugün aidatın yatırılması lazım. Bir 500 lira verin çocuklar. Ver 500 lira. Evet. Bir de ben şu faturaları ödeyeceğim. 600 lira da ben rica edeyim oradan. Alayım alayım alayım. Hı. Hadi çabuk. Ver 600 lira. Evet 600 al. Ver dedim. Teşekkür ederim. Ah benim alışverişe çıkmam lazım. Bir 300 lira oradan bana ver. Eve alınacak bir sürü şey var. Ver 300 lira. Ver Merveciğim ver. Kur temizlemede benim takım elbisem var Gönül. Onu da alman onda lazım. Onda benim de bir şeylerim var. Tamam. Bir 100 lira daha alayım ben. Ver canım ver. Aha, tamam. Ver. Oğlum versene. Bir şeyler daha vardı galiba ödememiz gereken. Ana. Para bitti. Hay Allah. Bir internet gitti ya. Aa. Hı. Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ne yapacağız şimdi. Bakayım. Bütün sitede gitmiş yalnız. Sizde de yok değil mi çocuklar? Kimse de yok. O zaman kendi telefonlarımızdaki internetten kullanacağız. Ne yapacağız? Ben hiç kullanamam Gönül. Zaten çok az kaldı. Sen de biraz az paylaşım yap Tuna. Canlı yayınlarına biraz ara ver. Ya ben de hiç kullanamam. Hücresel verimi kapattım ben. Zor günler için saklıyorum. Anneciğim. Ya ben şimdilik senden bağlansam heh. Canım annem. Yavrum öyle bir şey olamaz canım benim. Kendi paketinden kullanacaksın. Biraz ekonomi yapmayı öğrenin bakalım. Ya buna bir çözüm üretmek lazım. Yalnız benim bir paylaşım programı yapmam lazım Gönül. Sevgili takipçilerim, şu anda genel olarak internet problemi yaşadığımız için kendi paketimden kullanıyorum. O yüzden paylaşımlarıma bir süre ara vereceğim. Kusura bakmayın. Ay Tuna, internetsiz bir gün geçireceğiz yani. Abartma istersen. Bu kadar zor mu bu iş? Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben internetsiz yaşayamam. Benim internet paketimi derhal arttırmam lazım. Bu konuyu lütfen hemen bütçeye koyun ve bana acil para bulun. Benim de arttıralım o zaman. Arttır. Ya saçmalamayın şu an. Arttıramayız yani. Öyle bir bütçemiz yok şu an. İdare edin birazcık siz de. Aman ne kıymetli paranız varmış sizin.
Yok da ondan. Olmayınca kıymetli oluyor tabii. Hadi gidin ders çalışın o zaman. Hadi. Ya Cem'i bence 100 yılda internetin kesik olması kadar saçma bir şey yok ya. Gönül. Gönül baba, takipçilerimden hemen mesaj gelmeye başladı. Öyle. Yalnız bırakma bizi ne olursun. Bir an önce internet iyileşsin diye. Ah benim Allah, bak bir hareket ettim yine Gönül. Tuna, bu bırak artık bu story çekmeyi falan birazcık. Ara ver, nedir yani? Çok düş artık. Bir dakika, benim çok fena oldu. O zaman şöyle dik otur. Bir dakika dur dur. Şimdi öyle birden şey yapacağım. Ani yapma. Sen dedin ama gel bak dedi Allah. Ben gel bak demedim, sen göster. Ay şey oldu Gönül, bir dakika kaldım böyle Gönül, bir dakika. Ay ne yapayım bir dakika, Tuna, dur. Şey çok fena kaldım Gönül. Dur, ver elini ver. Çocuklar, biz şu koltukları bir değiştirelim diyoruz. Eskidiler biraz sanki. Paramız yok. Peki televizyonu değiştirelim mi? Yeni modeller çıktı ya. Paramız yok. Görüyorsun onu. Kolay iş değil. Toplantı yapmamız lazım. Yapalım. Konu nedir? Aile bütçemiz. Oo, bakıyorum bütçe yönetimine çok çabuk adapte olmuşsunuz ha. Bütçemizde açık var. Eyvah. Bu kadar çok oyun indirirseniz olacağı budur işte. Kafelerden dışarı çıkmazsanız böyle olur işte. Hmm. Bütçemizde açık var ve biz bunu tespit ettik. Çözüm bulabildiniz mi peki? Tabii ki. Yani ne yapıyorsunuz? Harçlıkları yarıya mı indiriyorsunuz? Hı. Hiç gerek yok ona. Nasıl? Hatta bizim bu yeni sistemle harçlıklarımızı iki katına bile çıkartabiliriz. Ha. Aa, nasıl olacakmış o iş? Çok kolay. Babamın benzin masrafı çok fazla. Biz en iyisi babama bir İstanbul kart alalım. O toplu taşıma araçlarını kullansın. Hem böylece trafik sıkıntısı da çekmez. Böylece aile bütçemize de çok güzel katkısı olmuş olur. Ne yani, bütün sıkıntı benim benzinim mi Allah aşkına? Yok yok Tuna abi. Bir tek senin benzinin değil konu. Annemin kuaförü de var. Aa. Ya evet, çok fazla kuaföre gidiyorsun evet. Gönül abla. Haftada bir gün kuaföre gideceğine ayda bir gün gitsen aile bütçemize yine çok katkısı olur. Değil mi ya? Bir de internet paketleri de var. O da çok büyük sıkıntı. Ya evet, zaten hep berabersiniz. Birlikte olduğunuzda birinizin internet paketini kapatın ve bir tanenizinkiyle idare edin. Siz de berabersiniz. Bizim gruplarımız var. Yemek olayı da var. Çok fazla dışarıda yemek yiyorsunuz. Her akşam evde yemek yeseniz yine aile bütçemize çok katkısı olur. Bir de sinemaya çok gidiyorsunuz. Aa, yok artık yani. Evet. Bekleyin, televizyonda yayınlanınca bedavaya izlersiniz. Evet. Ayrıca market yerine pazardan alışveriş yaparsanız o da bizi çok rahatlatır. Siz oturup bunu mu çalıştınız yani? Yani siz bunları yaparsınız. Bir dakika, bir dakika. Hayır, pardon. Bizim aile bütçemize... Aile bütçesi mi var bunun canım? Hiçbir alakası yok şu an. Kuaföre bir kere bile gitmeyeyim mi sana ben yani? Sen bu çocukların yaptığı bütçe çalışmasından bir şey anladın mı Gönül? Valla kendi harcamaları hariç sürekli bizden kısmışlar Tuna. Aynen öyle. Bizim tekrar bu bütçe kontrolünü ele almamız lazım. Yoksa durumumuz çok fena, haber vereyim sana. Nefes bile alamayız biz. Yemin ediyorum bütün bütçe ya bunların oyunlarına ya da kafelere gider. Aynen. Neyse şimdi bütçeyi unutalım da Fikri Hoca'nın dediğini yapalım. Tamam, ben götüreyim mi? Yok yok, ben götürürüm. Şimdi onlar hazır bütçeye dalmışlarken bırakıp gelirim. Çok mızmızlanacaklar, haber vereyim sana. Beni ilgilendirmiyor. Fikri Hoca ne derse onu yapacağız. Ne demişler? Fikri Hoca'nın girdiği eve zayıf not girmez. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alırım, ayrı dümen tutarım.